diyor ki bana, Hazreti İsa'nın babasız dünyaya gelişi sünnetullah'a aykırı değildir. Öyle diyor yani. Şimdi sinirlenmemek, yani şimdi sinirlenmemek elde mi? Şimdi bunu soruyorsun bana da, hiç Kur'an okudun mu bir kere? Yok. Bunu bana soran üstelik İlahiyat Fakültesinin mezunu. Ve ben muhtemeldir ki ona da defalarca demişimdir Kur'an oku diye. Okumuyor. Okumuyor ya. İnadına inadına Kur'an okumuyor ya. Sen sünnetullah'tan ne anlıyorsun kardeşim dedi. Sen mesela halik kelimesiyle hallak kelimesinin arasındaki mana farkını biliyor musun sen? Bilmiyorsun. Sen bu altyapıya hiç sahip olmadan nasıl Allah'ın sünnetullah kurumuna dil uzatıyorsun ya? Yani neyini biliyorsun bu işin de hüküm veriyorsun? Ne korkunç bir cesaret bu ya. Halik bir tür yaratıcı demektir. Hallak çok çeşitli yaratmaların sahibi demektir. Allah hallak-ı alemdir. Çeşitli yaratışlar bilir Allah-u Teala. Yasin de öyle diyor. Bela ve huve el hallaku el alim. Hiçbir önemi yok. Halik kelimesini kullanmayıp hallak kelimesini kullanmanın. Var elbe. Sen sünnetullah denen şey Allah'ın sadece bir türde uyguladığı uygulamasına da denmez. Bunlar Allah'ın Müslüman kullarının iki türlü olduğunu da bilmez. Onlar kul deyince sadece insanı zanneder. İradeli Müslümanı zanneder. Oysa kainat iradesiz Müslümanlarla doludur. Ve onların yaratılış sisteminde de sünnetullah vardır. Bitkiler hep eşeyli üremezler, eşeysiz üreyenler de var. Bitkiler hep yabancı döllenmeyle bir üremezler, kendine döllenmeyle üreyenler de var. Bunlar da sünnetullah'tır kardeşim. Bunlar da hallak sıfatının görüntüleridir. Ama Müslüman kavramında anlaşamadık ki. Kainatın diğer zerresine Allah'ın nasıl hakim olduğuna bakmadık ki hiç. Biraz daha zorlayıp işte yani Hazreti İsa baba bulacaklar bunu. Bir şey bu.